uzman bu altcoin için uyardı diyor. Yüksek riskli alım satım konusunda yüksek riskli olduğunu ifade ediyor. Burada tabi meme coinlerden bahsediyor. Biz de bunun üzerinde duracağız. Neymiş ne değilmiş diye üzerine konuşmaya çalışacağız. Tabi böyle ezberler doğru değil. İlk olarak bunu ifade etmiş olayım. Mesela meme coin trade'i şeydir. Nedir o? Meme coinlerin trade'i risklidir söylemi çok mantıklı değil. Şimdi bir kere zaten trade risklidir. Ben her zaman bunu ifade ettim. Ben trading'den kaçınmanızı tavsiye etmekteyim. Bu noktada kumar oynamamak gerekecektir. Trade'i şunun için çok fazla kullanan bahane bulunuyor. Elindeki varlıkların sayısını artırabilmek adına zaman zaman kullanılan bir yöntemdir trade. Bu noktada portföyde çeşitli meme tokenlar vardır. Meme diyorum. Portföyde çeşitli altcoin'ler vardır. Bu altcoin'ler üzerinden hareket yapıldığı çok fazla görülmektedir. Örneğin altcoin'lerden bir tanesinin fiyatı ciddi bir şekilde artış gerçekleştirdi. Bu artışın devamında kişi, balina varlığını fiyatı daha az şiş olan ya da düşük olan kripto paraya dönüştürdüğü gibi olaylar çok olur. Ya da mevcut direnç pozisyonundan bunu satıp olası bir düşüşte yeniden dipten alım yapması gibi durumlar çok fazla görülmektedir. Ancak bunun yanı sıra öyle tutup da bilmeden trade yapmak tabii ki piyasada mantıklı bir iş kesinlikle değildir. Bu konuda da uyarmak istiyorum. İkincisi yine trading ile alakalı. Meme coinlerin trade'i yüksek risklidir söylemi de doğru değil. Meme coinlerde şu şekilde bir şey var. Bir olay olur, bir katalizör verilir. Fiyatları bir anda çok ciddi şekilde artarken görürsünüz. Evet. Yani çok ileri noktada bir fiyatlama olur. Bir anda fiyatı ilgili meme coin'in patlar. Bu doğru. Fakat bu yani diğer günlere göre daha az yaşanan bir durumdur. Mesela şeyi düşünün. Örnek veriyorum. Geçtiğimiz vakitlerde olanları düşünün. Ekim'den beri yaşananları düşünün yani. Neler oldu Ekim'den beri? Mesela Sol, Avax tarzı kripto paralarda. Sol'a bakıyorsunuz, Avax'a bakıyorsunuz. Fiyatları çok sert arttı. Nitekim zaman zaman da çok sert düştü. Doğru. Ama SHIB'ye bakıyorsunuz. Örneğin SHIB'a, DOGE vesaire, PEPE bunlara bakıyorsunuz. Biri birinden kimi zaman daha fazla, kimi zaman daha az. Ama yataya yakın rutin yükselişler olduğu bu noktada söylenebilir. O yüzden yani iş o şekilde değil. Bunu anlayabilmişsinizdir. Sürekli artışlar oldu, rutin artışlar oldu. Yani volatilite, korele varlıklardaki volatilite SHIB'a, DOGE gibi meme coin'lere göre kat kat daha yüksekti. Onu söylemeye çalışıyorum. Bazı zaman dilimleri oluyor. Tabii bunun tam tersi oluyor. Ama bu daha istisna bir durum. Tamam mı? O yüzden buradaki söylem doğru değil. Trading'de meme coin'lerden uzak durun. Niye? Yani tamamen bu ezber bir laf, ezber bir söylem. Bu şeyden kaynaklanıyor. Daha önce de bahsetmiştim. Meme coin'ler çıktığı vakitlerden bu yana yani ortaya zaten çıkalı böyle lanse ediliyor. Riskli bir kripto para birimi şeklinde lanse ediliyor. Böyle söylenmesinin sebebi de gerçek bir kullanımının bulunmaması. Yani bir ekosisteme tabi olup bunun main coin'i olarak gerçek bir kullanım durumundan etkilenmiyorlar. Tamamen var olduğu için varlar yani. Başka hiçbir sebepten dolayı değil. Bu da hem çeşitli tarafların, çeşitli kişilerin işte raporlarında da vesaire riskli bir kripto para birimi olarak adledilmesine sebebiyet vermiştir. Riskli denildi, işte ileride olur olmaz denildi ama bu gibi söylemlerde işte bugünlerde gördüğümüz ezber muhabbetlere dönüştü. Trade'ini yapmayın. Niye? Çünkü şu işte fiyatı çok değişken. Fiyatın ne kadar değişken olup olmadığını bak boğa başladığından beri görüyoruz. O yüzden fiyatı çok değişken değil. Bu da tabii ki zaman zaman yine eleştirildiği de oluyor. Mesela daha fazla değişken olması gerektiğine ilişkin yorumlar da geliyor tabii ki belli vakitlerde. Ama bununla alakalı da yapılabilecek sanki çok fazla bir şey yok. O yüzden sadece mevcut süreci anlayabilmek gerektiğini düşünüyorum ben. Bunun haricinde de çok fazla olayı uzun etmemek lazım. Tabii beğenmiyorsa bir kişi bir kripto parayı bunu satın almaz. İstiyorsa farklı bir kripto para satın alabilir veya onu da almaz, bilmiyorum. Yani ancak genel olarak durumlar bu şekilde. Yine örneğin meme coinleri alım yapmayın işte fazla riskli şeklinde de eleştiren taraflar olmuştur. Bu da doğru değil. Bunu da sezonluk olarak düşünmek gerekecektir. Mesela MATIC coin'e iyi değil şeklinde Mutliful tarafı açıklama yapıp MATIC'in alınmaması gerektiğini ifade etmiştir. Bunlara böyle bakmamak lazım. Yani adamın söylediği şey de şuydu. Daha doğrusu adamın yanlış oldu. Adamların çünkü toplu halde gözden geçirip yapıyorlar tabii bu tarz şeyleri, raporları. Diyor ki az kullanır işte poligon ilerleyen vakitlerde şu sebepten dolayı az kullanılır. Ama aynı zamanda tutup da övmeyi biliyor. Solana'yı övmeyi biliyor. Arkadaş Solana 3 gün varsa 5 gün yok ya. Ama ben Solcoin almayın demiyorum. Çünkü bu sezon ne kadar yukarı meyilli olduğu ortada. Bu gözle bakmak lazım. İşte SHIB, DOGE tarzındaki kripto paralarda da bu bakış açısıyla yaklaşılmalı. Tutup bir günü geldiğinde işte yok olur falan. Biz de biliyoruz günü geldiğinde yok olduğunu. Kim ne yapsın SHIB'yi yani? Herhalde öyle. Bu doğru. Ama bu sezonda güçlü. Onu ne yapacağız yani? Bu sezonda ciddi yükseliş yapabilme potansiyeli var sonuçta burada. Adı geçer altcoin'in. Hal böyle olduğu zaman da değerlendirmeye değer bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Siz spekülatörseniz sizin işiniz zaten fiyatlarla olacaktır. Bunun teknolojisinden eğer ki uzun vadeli yatırım yapıyorsanız bunun teknolojisi sizi çok fazla alakadar eden şeyler değildir. Durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.